Merhaba arkadaşlar, ben Özlem. İyi bir ödev hazırlayabilmek için Microsoft Word kullanımını anlatacağım size. İyi bir ödevden kastımız ne? Hocalarımızın bizden istediği koşulları yerine getirmek. Bu koşullar neler olabilir mesela? Kapak eklemek, sayfa numarası, üst bilgi, alt bilgi gibi, satır aralıklarını ayarlamak, kenar boşluklarını da ayarlamak. Ekstradan içindekiler sayfası ya da kaynakça gibi şeyler ayarlamamız gerekir. Bunun için size video çektim. Bu videomda işte bunların hepsini anlatmaya çalışacağım. Microsoft Word'ü genel olarak bir bakacak olursak giriş sayfasında 9 tane sekmesi bulunmakta. Bu sekmeler giriş, ekle, tasarım, düzen, başvurular, posta gönderileri, gözden geçir, görünüm ve yardım. Biz de bunların hepsine bakacağız ama bizim için gerekli olan koşulları yerine getirebilen özellikleri kullanacağız. İlk başta ödevlerimizi hazırlarken önemli olan kapak hazırlamak. Kapağı nasıl hazırlayacağız? Word'de kapak sayfası ekleyebilmek için ekle kısmından kapak sayfasını tıkladığımızda örnekler böyle örnek şablonlar bulunmaktadır. Kapakta ne olur? Dersin adı, hangi konuya dair yazı yazdıysak o konunun başlığı, ve yapan kişiler okula alacaksın öğrenci numaraları gibi şeyler olması gerekir. Dersin adı, konu başlığı ve bu ödevi kimler hazırladıysa, grup ödevi ise grup öğrencilerin ismi ve numarası gibi şeyler hazırlayacağız. Şimdi size örnek bir kendi tasarım olan, yani kendimiz yapacağımız bir ödev kapağı hazırlayacağım. Bunların hepsini geri alalım önce. İlk başta fotoğraf demiştim. Bu fotoğrafı da üniversitemizin logosunu kullanacağız ve bunun için de yine ekleden resimler kısmında bir fotoğraf seçeceğiz. Bu fotoğrafımız bu olsun ve boyutu bu çok büyük. Bunu da ayarlayabilmek için küçülteceğiz. Ve bu küçültmemizi ayarladığımızda böyleyi sanırım. Bunu orta kısmı getirebilmek için biraz zorlanabiliriz. Böyle. Tam ortaladık şu an. Ve şimdi logomuz hazır. Ne demiştik? Logo ve dersin adı. Dersimizin adı ne olsun? Dersimizin adı topluma hizmet uygulamaları olsun. Ve puntosu çok küçük geldi. Bu puntoyu büyütebilmek için buradan sayı olarak da belirleyebiliriz. Mesela 24, 26. 26 iyi sanki ama uygulamaları düzgün yazmamışım. Ya da böyle teker teker arttırabiliriz. Ama tabii hepsini seçmediğimiz için şunu son yaparsak hepsi büyüyeceğini düşünüyorum. Öyle değilmiş. Komple yapmamız gerekiyormuş. Böyle büyüyecek ya da böyle küçülecek. Sanırım bu büyüklük iyi. Ve demiştik ki şu an dersimizin adı bu. Ve hangi konuda rapor hazırlayacağız? Mesela etkinlik raporu diyelim. Etkinlik raporunu biraz daha küçük puntoyla yazarsak daha iyi etkili olacak. Böyle yine seçmemiz gerekiyor tabii. Evet. Ya da biraz aşağıda alabiliriz. Böyle daha iyi gözükecektir. Ve şimdi ne demiştik biz? Ödevlerimizi hazırladığımız insanların yani grupça yaptıysak gruptaki kişilerin tek bireysel yaptıysa kendi adımızı yazmamız gerekir. Ve bunu yazabilmek için normal klasik olaraktan kalıcı şablon kullanmadığım için en alta kendim yazacağım. Bunu da sağ yaslı diyerekten ve puntosu yine aynı o kalsın. Adımı yazıyorum. Okul numarası da yazmamız gerekir belki öğretmenlerimize talep üzerine. Hadi ilk okul numaramızı yazalım, daha mantıklı olacak.
Ben şu an bir atıyorum numara. Benim okul numaram bu olsun. Bu şekilde klasik bir ödev kapağı hazırlamış olduk. Ödev kapağının üzerine üniversite logomuzu eklemiştik ve üniversite logomuz adını yazmak da doğru olabilir aslında. Buraya dersin adından önce üniversite adımızı yazalım. Ve bu şekilde genel olarak ben bu şekilde kullanıyorum. Ödev kapaklarınızda siz de böyle kendi üniversite logonuzu hazırlayabilirsiniz. Ve şimdi biz ödev kapağını hazırlamış olduk. Ve bu videomuz burada son bulmaktadır. Diğer videolarda ise sayfa numaralarını, üst bilgi alt bilgilerini, resim eklemeye, tablo oluşturmaya, maddelemeye, satır aralarını, noktalama işaretlerine nasıl dikkat etmemiz gerektiğini, kenar boşluğunu, sütun oluşturma gibi ve nasıl kaydedeceğimizle ilgili bilgiler vereceğiz. Ve iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın.